Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde 5. haftanın açılış karşılaşması az önce Aselsan ve Türk Traktör takımları arasında oynandı. Günün başarılı ismi, en skorer ismi Alper yanımızda. Alper, çok güzel oynadın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. 27 sayıydı benim gördüğüm kadarıyla. Öyle olmuş, ben de yaptım, fark ettim, yeni fark ettim ben de bakınca. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Güzel maç oldu. Çok keyifliydi bizim için. Arkadaşlar kutluyorum. Karşı rakip, onlar da elinden geleni yaptılar. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı yine alacağız bu şekilde. Yine bu sene hedefiniz neresi? Hedef her zaman gibi Türkiye şampiyonluğu tabii. Ankara demiyorum, Türkiye şampiyonluğu diyorum. Evet, sizden de öyle bir şampiyonluk bekliyoruz. Evet, çok sağ ol, teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz, başarılar diyoruz. Sağ olun, iyi günler. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 5. haftada az önce yine bir karşılaşma tamamlandı. Vakıfbank, Ado takımları arasında oynandı. Ado'nun üstünlüğüyle tamamlandı bu maçta. Ado'nun Ankara Diş Hekimleri Odası'nın başarılı futbolcusu Alper yanımızda şu an. Alper, tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok güzel bir maç oldu. Sen de gayet skorerdin, 17 sayıyla oynadın. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Ya maçta aslında koçumuzun dediği her şeye uyduk ve her şey de planımız dahilinde gerçekleşti. Maçtan takımca keyif alıyoruz. Herkes skora katkı yapıyor, herkes koşuyor, herkes savunmada bir şey katıyor. Bu sene hedefimiz buydu zaten. Bunu da sahada ortaya koyuyoruz. Çok eğleniyoruz, her şey iyi gidiyor bizim için. Geçen hafta da Türk Traktör'le oynadınız, o maçı da kazandınız. Evet, aynen öyle. O maçta da zaten bu takımca en çok bench'ten katkı veren takımdı haftanın. Bu hafta da yine bench'ten bir sürü katkı aldık. Baktığımızda hemen hemen tüm oyuncular katkı verdi sayı anlamında. Yani, tebrik ediyoruz. Son olarak söylemek istediklerin var mı? İlerisi için neler düşünüyorsun? İlerisi için umarım her şey takım için çok güzel olur. Bu sene hedef büyük. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Değerli basketbol severler, günün 3. karşılaşması az önce tamamlandı. Türk Telekom ve Eğitim Maden takımları karşı karşıya geldi. Türk Telekom'un farklı galibiyetiyle sona erdi. Günün başarılı isimlerinden Kenan şimdi yanımızda. Kenan, sen neler söylemek istersin maçla ilgili? Bugün gerçekten ciddi eksiklerimiz vardı. Ama buna rağmen farklı kazanmayı bildik. Biz de bir nebze katkı sağladık ama tabii daha tam oturmuş değil yani takım. Zamanla kondisyonumuz arttıkça daha iyi olacağız inşallah. Yani baktığımızda şöyle maçta bench'tekiler de dahil olmak üzere herkesin sayısı var. Evet evet, yani bugün daha çok rotasyona ağırlıklı. Yani herkes süre alsın, bir deneyim elde etsin istedik. O da başarılı oldu çok şükür. Çok da güzel oldu. Sen de çok güzel oynadın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim ilginiz için. İlerisi için neler söylemek istersin? İnşallah lider devam ediyoruz. Lider de bitirip turnuvayı kazanmak istiyoruz. İnşallah İstanbul'da yine o başarılarınızı devam ettirmek inşallah, istiyorsunuz. İnşallah. Biz de başarılar diyoruz Kenan. Teşekkür ederim ilginiz. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 5. hafta mücadelesinde Devlet Demir Yolları takımını yenmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı karşılaşmada bambaşka bir kadro, sadece 6 kişilik kadro ile çıktınız ve Ege yine yanındasın ama bambaşka bir mücadeleyle, büyük bir hırsla tüm takım olarak mücadelelerinizi verdiniz ki geçen hafta konuştuğumuzda da iki önemli takımın karşılaşması olacağını söylemiştik. Bu kadar büyük bir fark da açıkçası beklemiyordum. Neler söylemek istersin? Hem kendi mücadelen hem de takımla birlikte. Ya öncelikle şimdiye kadar oynadığımız en zor maçlardandı. Rakip takımda çok tebrik ederim. Çok iyi savaştılar, çok iyi mücadele ettiler. Daha iyi savunma yaptık, daha iyi hücum ettik. Bir şekilde yenmeyi başardık. Çok mutluyuz. Bir üst lige çıktığımız için de, bir üst gruba çıktığımız için de çok sevinçliyiz. Evet, bir ara dikkat ettim, ikinci çeyreğin sonlarına doğru bir ortam gerildi ve ben dedim ki Ege bu hırsla birlikte mücadelede bambaşka bir oyun sergilemeye başladı. Oradan sonrası kapandı, neler döndü de sen bambaşka bir Ege'ye dönüştün, açıkçası bunu da belirtmeni istiyorum senden. Ya öncelikle tabii bir ara gerildi ortalık, sertleşti oyunun temposu ama yani soğukkanlığımızı korumamız gerekti ki soğukkanlığımızı koruduk. Rakip takım çok sert oynadı. Biz de onlara aynı sertle cevap verdik. En sonunda yenmeyi başardık. Tebrik ediyoruz Plus Sport TV ailesi olarak. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 6. sezon 5. hafta mücadelesinde Man takımın karşısında TUSAŞ takım üstüne olarak ayrıldı. Şimdi yanında da Abdülkadir var. Mücadeleyi bizlere özetleyecek. Nasıl bir karşılaşmaydı sizin adınıza? Öncelikle tebrik ediyorum. Grup birinciliği maçına çıktık aslında. Man da iyi bir takım. Önceliğimiz savunma yapmaktı. İyi savunma yaptık. Sonradan sayıları da bulduk zaten. Yani rakibi de tebrik ederim. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gelecek süreçte bize TUSAŞ takımı ile ilgili neler bekliyor? Bugün sadece karşılaşmada Ali Kıvanç dışında herkes sayıyı buldu. Bununla ilgili de neler söylemek istersiniz? Ya bizim için takım oyunu oynamak çok önemli. Sakat arkadaşlarımız da var. Daha %100 performans gösteremiyoruz.
sonraki gruplarda daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ve başarılar. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezonda 5. hafta mücadelesi son karşılaşmada Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında Rokestan takımı üstün ayrılan taraf oldu. Şimdi Nacihan yanımda. Bugünkü mücadelenizden ötürü öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler. İlk periyotta birazcık daha dengeli bir oyun vardı ama ikinci çeyrekle birlikte de sazı elinize aldınız ve üstün olarak ayrıldınız. Mücadelenizden ötürü tebrik ederken son yorumu da size bırakıyorum. Neler söylemek istersiniz? Kazanmayı umduğumuz bir maçtı. İkinci çeyrekte çeyreğin başından bir pres yaparak maçı koparmak istedik. İstediğimizde elde etmiş olduk. Rakip takımı da tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Yine de kazanmayı bildik. Bu yüzden mutluyuz. Gelecek haftalarda Rokestan takımı ile ilgili peki bizleri neler bekliyor? Sezona biraz geç başladığımız için yavaş bir başlangıç yaptık ama ritmimizi tekrar yakaladık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmaya devam edeceğiz. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, günün son karşılaşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında Rokestan takımı üstün ayrıldı. Artık biz de 5. haftayı noktalarken 6. haftada yine sizleri bekliyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.